Bu metin vicdan hakkında yazılmış çok güzel makaleden alıntı. Ama paragraflardan ilki Nietzsche'nin İnsanca pek insanca diye Türkçe'ye çevrilen kitabından bir alıntı. İkinci paragrafta makalenin yazarı olan Güven Güzeldere isimli arkadaşımıza ait. Metin oldukça güzel. İsteyenler olursa gönderebilirim metnin tamamını. Vicdan hakkında felsefi bir yorum. Çok güzel, çok hoşuma gitti benim. Bana da Berna göndermişti sağ olsun. Evet, şimdi paragrafa cümle cümle başlayalım ve tartışalım bir yandan yaparken. Bu arada bana üç tane arkadaş çevirilerini gönderdiler. Çok çok güzel çevirilerdi. Dört arkadaş pardon. Sonra bir arkadaş daha gönderdi. Hepsi de gerçekten harikaydı. Gurur duydum. Aferin çocuklar size. Evet. Başka yapıp da göndermeyen var mı Berna'nın dışında? Varsa onlara da sorayım isterlerse. Metin içerisinde metni yaparken bazı kelimeleri de tartışacağız. Daha doğrusu İngilizce'de benim yabancıların anlamakta en çok zorlandığını gördüğüm kelime grupları üzerinde tartışacağız. İlk önce ilk cümleden başlayalım. Yusuf'la başlayalım. Şimdi Yusuf bana ilk cümlenin Türkçesini oku ve sonra kendi çevirini ilk haliyle, orijinal haliyle oku. Olur mu Yusuf? Tamam hocam. Evet, yavaş yavaş oku. Hepimiz yararlanalım. Şu an orijinal halini mi görüyorum yoksa sizin değiştirdiğiniz halini mi görüyorum bilmiyorum Çok ama. az değiştirdim zaten. Önemli değil. Ne Evet. görüyorsan okuyabilirsin. Önce Türkçe, Tamam. sonra İngilizce. Tamamdır. Vicdanın bütünü çocukluğumuzda saygı duyduğumuz ya da korktuğumuz insanlar tarafından bir sebep gösterilmeden bizden istenen bütün şeylerin toplamıdır. Evet, çok güzel. Evet, Conscience, çevirini oku bakalım. tamam. Conscience as a whole is the sum of all things that are required of us without showing any reason by the people whom we respected or scared of in our childhood. Evet, güzel. Şimdi bu cümle ilk başta söylediğim gibi Nietzsche'nin cümlesi. Nietzsche'nin eserinden alınma bir paragrafın başı. Şöyle diyor, vicdanın bütünü diye başlıyor. İşte demin kelime grupları oluştuğu zaman İngilizce'de bunu ya da Türkçe'de bunu İngilizce'ye nasıl çevireceğimiz, nasıl aktaracağımız konusunda ciddi ölçüde kafamız karışık. Hepimiz için geçerli bu. Ve bence İngilizce öğrenenlerin atlamaları gereken en önemli basamaklardan bir tanesi de bu. Yani bayağı ileri düzeydeki basamaklardan bir tanesi. Şimdi vicdanın bütünü, herhangi bir şeyin bütünü denildiği zaman bu İngilizce'de nasıl ifade edilebilir? Şimdi Yusuf da benim gibi ki ben de öyle yorumladım. Conscience as a whole diye çevirmiş. Yusuf seninkinde virgüller var mıydı? Ses çıkmıyor Yusuf. Ses yok. Evet, pardon. Virgüller var mıydı başta sonda? Evet, Ezeoğlu'nun başında ve sonunda var. Güzel. Aferin. Çok güzel. O zaman doğru yaptık. Peki Aysel seninki nasıldı? Vicdanın bütününü sen nasıl ifade etmiştin? Bize söyleyebilir misin? Hocam ben entire conscience diye Evet. ifade ettim. Entire conscience demiştin. Hatırlıyorum. Bu Aysel'in çevirisi. Şimdi aslında yanlış değil. Yani entire conscience denebilir. Ama entire oradaki sıfat tamlaması olarak vicdanın bütünü. Yani şu detaylara çok dikkat etmek gerekiyor. Tüm vicdan, tam vicdan, vicdanın bütünü, bütün vicdan. Bunlar birbirine çok yakın anlamlar taşımalarına rağmen aslında aynı değiller. Aralarında nüanslar var ve bu nüansları fark etmemiz gerekiyor. Bu son derece önemli. Bence arkadaşlar çeviri yaparken Türkçeden İngilizce'ye alternatifli çeviriler yapın.
Yani vicdanın bütünü deyince aklınıza ne geldiyse onu yazın. Sonra Google'dan sağlamalarını yapın. Başka sizin gibi düşünenler olmuş mu? Aynı şekilde yazanlar olmuş mu? Farklı belirtenler olmuş mu? Ya da onlar ne düşünüyor? Yani seçeneklerim nelerdir diye tartsanız son derece iyi olur diye düşünüyorum. Yani kelime grupları derken tam da kastettiğim şey bu. İki kelime yan yana geldiğinde ya da bir sıfat tamlaması kurulurken bunu nasıl kurmak gerekir İngilizce'de? Türkçe ile İngilizce arasında o konuda çok ciddi farklar var. Ve o farkları hissedebilmemiz gerekiyor. Evet, devam edelim metnimize. Şimdi Yusuf'un metnini okuduk. Oldukça da güzel bir çeviri. Şimdi bir de benimkini okuyalım bakalım. Ben nasıl yorumlamışım bu cümleyi? Conscience as a whole. Demin söylediğim gibi Yusuf'a sorduğum soruda olduğu gibi as a whole gibi bir sözcük grubunu bir noun'un yanına getirdiğinizde mutlaka başına ve sonuna virgül koyun arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Conscience as a whole is indeed. Bu kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Hatta şunu boyayalım. Buraya bir indeed ekledim ben. Neden yapmış olabilirim? Is indeed the total sum of everything asked from us for no clear reason. Buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Sebep gösterilmeden. For no clear reason. By people we respected or were scared of in our childhood. Yani çocukluğumuzda saygı duyduğumuz ya da korktuğumuz. Ki bunu hatırlarsınız. Burada Nietzsche şunu kastediyor. Çocuklukta saygı ve korku duyguları birbirine çok karışır, değil mi? Yani saygı duyduklarımızdan aslında korkarız ya da korktuklarımız saygı duyduğumuz ya da duymamız gereken. Örneğin işte aile büyükleri falan filan. Burada biraz ondan bahsediyor Nietzsche. Çocukta vicdan duygusu nasıl gelişir? Örneğin bir çocukta vicdan duygusu doğal bir gelişim olarak mı doğar, mevcuttur, yoksa toplum mu onu çocuklara aşılar ve nasıl aşılar? Burası çok önemli. Burayı ben böyle yorumladım. Yusuf'un çevirisinde en önemli itiraz ettiğim nokta sebep gösterilmeden ibaresi. Sen ne demiştin Yusuf oraya? Without showing any reason'dı galiba, değil mi? Evet. Evet. O böyle çok Türkçe kokuyor Yusuf'cum. Yani İngilizce güzel cümlenin içinde Türkçe kokan bir phrase duruyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Böyle durumlarda for no reason, for no clear reason diyebiliriz. Evet, bu cümleyle ilgili sorusu olan var mı? Ya da katkı yapmak isteyen? Hocam ben iki şey sormak istiyorum. Tabii. Birincisi ben the whole of the conscience dedim. Yani Evet. nasıl okunuyor bilemedim şu an Fransızca gibi okudum ama. Evet. Bunu dedim. Bir de scare yerine fear kullandım. Ha, nasıl kullandın? O bölümü okur musun? Fear'in geçtiği yeri. Yani for no reason by people we have respect for and feared in our childhood Ha, dedim. fear de o şekilde kullanılmıyor İngilizce'de ben. Ona dikkat edelim. Tamam. Fear biraz farklı. Yani direkt olarak korkmak fiilini kullanıyorsak to be scared of'u tercih edelim. Korkmak. Yani aktif olarak yaptığımız eylem. Korkulmak ya da korkutmak değil. Korkmak. Onun için to be scared of'u kullanalım. Çok iyi olur. Tamam. Bu da aklında kalsın bence. The whole of the conscience'da değil mi? İkisinde de the vardı galiba. Evet, vardı. Evet, güzel. İkisine de the koyman çok güzel olmuş. Yoksa çok düşerdi. Olur bence ama şu as a whole kelime grubunu ve virgülleri meselesini bence aklımıza kazıyalım. Yani her yerde bunu bu şekilde kullanabiliriz ben. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, ikinci cümleye geçiyoruz. İkinci cümleyi Berna'dan rica ediyoruz. Türkçesi sonra kendi İngilizcem. Tamam.
Vicdan boyun eğme duygusu yaratır. Bunu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım ama niye yapmak zorundaymışım diye sormaz. Çok güzel. Evet. Evet, İngilizcesini rica edeyim. Conscience creates the feeling of compliance, but it does not ask this, why should I do that? Güzel. O bunu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım kısmı eksik olmuş galiba. Peki, güzel. Öncelikle bu cümlenin Türkçesi benim çok hoşuma giden bir cümle. Yani bu cümle çok hoşuma gitti. Tam nicelik bir cümle olmuş. Şimdi burada ne kastediyor sizce? Evet, aramızda felsefeciler de var. Soralım bakalım. Vicdan neden boyun eğme duygusu yaratsın? Çocuktan bahsediyoruz. Çocuğa deriz ya, işte bunu yap iyidir, bunu yapma kötüdür. Sürekli böyle besleriz çocukları. Ama niye yapmak zorundaymışım diye sormaz diyor Nietzsche. Evet, Aysel bir şey söyleyeceksin galiba. Ya ben bunu biraz farklı yorumladım galiba hocam. Nasıl Niye yorumladın? yapmak zorundaymışım diye sormaz kısmını farklı yorumlamışım. Çünkü çocuk sormuyor değil mi? Niye yapmak Hayır, zorunda? vicdan sormuyor. Vicdan, he tamam o zaman. Tamam. Vicdandan söz ediyoruz. Evet, o zaman Çocuk tamam. Doğru. değil, vicdan sormuyor. Tamam. Birden öyle bir algıladım da hocam. Yok, cümleye dikkat edersen cümlenin öznesi vicdan doğrudan doğruya. Aha, evet. Tamam. Evet, bence bu cümle son derece güzel. Çocuklara genel olarak insanların çocuklarına verdiği biraz böyle tek taraflı yanlış eğitimden şikayet ediyor burada bence Nietzsche. Boyun eğme duygusu yaratıyor diyor. Neden? Çünkü çocukları bazı şeylerin iyi, bazı şeylerin kötü olduğu konusunda sürekli zorlarız, empoze ederiz yani doğrularımızı onlara. Ama şu hiç aklımıza gelmez. Yani vicdan aslında bunu niye yapmak zorundayım ya da neden yapmamak zorundayım sorusunda düğümlenir. Neden sorusunda düğümlenir yani. Neden diye sormadığınız yerde aslında vicdanı bir kenara atmış oluruz. Bir sonraki cümlede zaten Nietzsche onu açıklıyor. Evet, şimdi çevirime bakalım, benim çevirime bakalım. Şimdi conscience paves the way for. Burada bir deyim öğretmek istiyorum size. Muhtemelen biliyorsunuz. Benim çok sevdiğim, sık sık da kullandığım bir deyim bu. Pave the way for. Pave biliyorsunuz, kaldırım taşı döşemek demektir. Pavement kaldırım demektir. Taş döşemek demektir yani. Ama bu deyim burada. Yani burada diyor ki bakın şimdi create kullanabiliriz tabii ki Berna, sıkıntı yok. Ama burada kastettiği şey vicdan bir boyun eğme duygusu yaratıyor. Yani çocukları boyun eğmeye zorluyor. Halbuki çocuklara neden sorusunu sormak konusunda neden sorusunu sürekli sormaları konusunda etkilememiz gerekiyor. Yapmamız gereken şey bu Nietzsche'ye göre de. Onun için ben burada conscience paves the way for yani onun yolunu açar diye çevirdim. A sense of obedience. Şimdi arkadaşlar boyun eğme meselesi bazı arkadaşlar submission kullanmışlar. Submit fiilinden dolayı. Submit biat etmek demektir. Boyun eğmek anlamını da içerir tabii ama asıl boyun eğmek obey'dir. Yani obey ve oradan türeyen obedience kullanmak gerekiyor burada diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlar obedience kullanmışlar. Bence burada paves the way for a sense of obedience. I must do and must not do so. But does not ask why should I act so? Neden bunu yapmak zorundaymışım? Bir de burada orijinal metni yani Nietzsche'nin tahmin ediyorum Almancaydı orijinali metnin. Almancayı Türkçe'ye çeviren çevirmen arkadaşımızın çok güzel bir detayı yakalamış. Bakın ne diyor?
İlk cümlelerde yapmalıyım, yapmamalıyım diyor. Son cümlede neden zorundaymışım diye soruyor. Niye yapmak zorundaymışım diye soruyor. Nietzsche biliyorsunuz isyankar bir felsefeci. Yani isyan eden bir felsefeci. Her şeye isyan eden bir felsefeci. Ve tam da ona yakışmış. Yani bu cümleyi bence Almancasını bilmiyorum tabii. Ama çevirisi bir harika olmuş. Türkçe'ye çeviren arkadaşın yaptığı çeviri. Ben de onun için burada Mas'tan sonra Schuld demem gerektiğini düşündüm. Evet, bu cümleyle ilgili sorusu oldu. Bütün çünkü ve neden gerektiren durumlarda insan vicdansızca değil ama vicdanını işin içine karıştırmadan davranır. Evet. Çok güzel. Çevirini alalım. In every situation, because and requiring a reason, a man acts not without Conscience. conscience. But without involving his Güzel. Evet, involving fiiline orada bir itirazım var. Birazdan bahsedeceğim onun. Bu cümlede Türkçe son derece güzel. Çeviri zaten gerçekten harika. Bütün çünkü ve neden gerektiren durumlarda diyor. Bakın Nietzsche burada ne kastediyor? Bir önceki cümlede söylediğim şeyi kastediyor. Çünkü boyun eğme duygusu aslında vicdanı yok eden, baskılayan bir duygu. Gerçekten vicdanın biraz asi olması gerekiyor. Çünkü bir sonraki paragrafta tartışılacağı gibi bir toplumsal vicdan meselesi var, bir de çekirdek vicdan meselesi var. Burada Nietzsche ondan bahsediyor. Yani çünkü ve neden sorularını, kelimelerini gerektiren tüm durumlarda İnsan vicdansızca davranmasa bile vicdanını için işine karıştırmada işin içine karıştırmadan davranır diyor. Yani yandan dolanır, bir şeyler yapar ama sadece vicdanını rahatlatmak için davranır diyor. Bizim çocuklarımıza vicdanı yanlış öğretmemizden dolayı bence. Evet, bir de benim çevirime bakalım. Detaylara dikkat edelim lütfen arkadaşlar. Şimdi bakın ilk bölümü nasıl çevirmişim? In all cases requiring any because and any why. Bu because ve why kelimelerinin önünde any'yi hiç gördünüz mü? Çok görülmez bu ama böyle kullanılır. Any kelimesi İngilizce'de benim en çok sevdiğim kelimelerden biri. Çünkü çok işe yarar. Biliyorsunuz any bir belirsizlik taşır. Herhangi anlamını taşır. Ama tam Türkçesi olmayan bir kelime aslında. Biraz article'dır. Yani hangi kelimenin önüne gelirse o kelimeye bir belirsizlik havası katar. Türkçe'ye tam aktaramamamızın sebebi de o. Any because. Herhangi bir çünkü, anyway, herhangi bir neden sorusu. Buraya en iyi koymamızın sebebi bu olayı her alana yaymak. Yani bu olasılığın bulunduğu tüm durumlara yaymak. In all cases requiring any because and anyway. Any illaki noun'ların önüne gelmez. Daha doğrusu cümlenin tam doğrusu şöyle. Kelimeler, her türlü kelime aslında ne olurlarsa olsunlar İngilizce'de noun olarak da kullanılabilir. Şimdi because örneğin bağlaç olarak geçer İngilizce'de çoğunlukla. Bağlaç olarak kullanılır. Neden? Bir soru zarfıdır. Soru zarfı olarak kullanılır. Ama bu kelimeyi noun olarak da kullanabiliriz İngilizce'de. Yani why kelimesini noun olarak da kullanabiliriz. Bunun en güzel görüp gözüktüğü yerlerden birisi de budur. Bunu hiç unutmayın. Bir kenara not alın.
beyninizin bir köşesinde dursun. Yani kelimeler dönüp dolaşıp başka anlamlarda, yani cümlelerin içerisinde başka bağlamlarda bir noun gibi kullanılabilirler. Evet, devam ediyorum çevirime. In all cases requiring any because and any why, the human acts not unconscientiously but without interjecting his conscience thereinto. Bu fiili bilen var mı arkadaşlar? Interject. Evet. Nasıl bir bağlamda görmüştüm Berna? Ben bunu bir makalede görmüştüm de, hatta burada da çevirirken kullandım. Ha, öyle mi? Çok güzel, Evet, harika. ben bunu kullandım. Hatta ben şöyle kullanmıştım. To interject conscience into the issue diye kullanmıştım en Güzel. sonunda. Evet, çok güzel. Conscience into the issue demeni hiç gerek yok. Orada pronominal adverb kullanabilirsin Berna. There Evet. into'nun tam yeridir yani. Evet, Evet. şimdi bu interject fiili sevgili arkadaşlar, İngilizcenin çok az bilinen fiillerinden bir tanesi. Ya da çok az kullanılıyor aslında. Interject tam olarak karıştırmak demektir Türkçe'de. Ama mix anlamında değil tabii. Bir şeyi bir şeyle karıştırmak. Bir konuyu bir başka konunun içine sokuşturarak ambala etmek. Yani karıştırmak, gözlerden saklamak. Burada tam olarak bunu söylüyor Nietzsche. Metnin Almancasını bilmiyorum ama büyük olasılıkla interject'in Almancası vardır orada. Çünkü burada Nietzsche İsyan ediyor aslında. İnsan, hani ona vicdansız diyemesek bile, vicdanını işin içine karıştırmadan davranır. Yani bypass eder. Tam olarak söylemek istediği şey bu bence Nietzsche. Ve hep aklınızda şu soru Hocam olmalı benim arkadaşlar. Türkçeden burada İngilizceye çeviri yaparken, yazarın beyninde ne var? Burada neyi kastediyor? Bana ne anlatmak istiyor? Doğru fiil, doğru kelime ne olmalı? buradan anladığım şey şu aslında. Evet. Öyle düşünerek çeviri yaptım. Şimdi çünkü ve neden gerektiren durumlar diyor ya. Evet. Aslında yukarıda bahsettiği vicdan hani kendini dikte eden aslında çünkü ve nedenin olmadığı zamanlarda ortaya çıkan bir şey. Bu yüzden şey diye düşündüm ben burada. Çünkü ve neden gerektiren durumlarda yani işte açıklama gerektiren durumlarda vicdan işin içine karışmaz diye algıladım ben bu şeyi. Ama Cümleyi. karışmaz demiyor. İnsandan bahsediyor. İnsan vicdanını işin içine karıştırmadan davranır. Yani çünkü şey orada bir şey yok aslında yani oradaki o bey durumu söz konusu olmuyor. Çünkü ve neden gerektiren durumlarda. O yüzden yani şey daha mesela şey vicdanını işin içine karıştırmadığında daha profesyonel davranıyor gibi algılayarak çevirmiştim ben bu şeyi. Evet, çok farklı yorumlamışsın. Ben öyle yorumlamadım açıkçası. Farklı Yani paragrafın tümüne, makaleyi de bildiğim için paragrafın tümüne bakarak yorumladım. Ve Nietzsche'yi düşünerek yorumladım. Yani Nietzsche'nin nasıl bir filozof olduğunu düşünerek. Evet, bence o kadar şey değil, yumuşak bir paragraf değil bu. Yani bir önceki cümleyle birlikte düşündüğümüzde aslında şöyle, Nietzsche şunu anlatmaya çalışıyor. Biliyorsunuz Nietzsche'nin temel felsefesi Tanrı öldüdür ya. Yani en önemli önermelerinden birisi odur. Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Yani Nietzsche'nin neden böyle dediğini biliyorsunuz. Çünkü vicdan meselesi bütün dinlerin sahip çıktığı ama aslında yok ettiği bir kavram. Çünkü vicdan, çünkü demeyi, neden demeyi gerektiren bir kavram. Yani dinler vicdan duygusuna çok sahip çıkarlar ama aslında onu yok ederler. Neden yok ederler? Çünkü bütün dinlerin özünde boyun eğmek vardır. Dinlerde neden diye soramazsınız. Neden diye soramadığınız bir yerde vicdan da olmaz. Çünkü vicdan
her koşulda nasıl davranmamız gerektiğine karar veren iç terazidir. Yani içimizde bulunup da bize adaletin ne olduğunu fısıldayan duygudur. O da koşuldan koşula değişir. İşte Nietzsche bunu demek istiyor bence. Biz iyilerimizi ve kötülerimizi çocuklara empoze ediyoruz ama neden sorusunu sordurmuyoruz onlara. Ne yapıyor sonra büyüdüğü zaman o çocuk? Çünkü gerektiren, neden gerektiren durumlarda vicdansızlık etmese bile onu bypass ediyor. Karıştırmadan hareket ediyor. Umursamıyor yani sonuç itibariyle. Toplum ona ne söylüyorsa o şekilde davranıyor. Halbuki bu her zaman da vicdanlı olmuyor. Evet, son cümlesini okuyalım Nietzsche'nin. Kim kaldı? Tuğçe sen okuyabilir misin lütfen? Tabii hocam. Vicdanın kaynağını otoriteye olan inanç teşkil eder ki bu da insanın kalbinde duyduğu Tanrı'nın sesi değil, insana davranışlarını dikte ettiren başka insanların sesidir. Evet. Çevirimde, obedience to authority is the basis of the source of conscience, which is not the sound of God, human hearing in his heart, but the sound of other human dictating our behaviors. Çok güzel. Evet. Evet, çevirin çok güzel Tuğçe gene. Teşekkür ediyorum. Evet, bu son cümlede aslında Nietzsche'nin demin sözünü ettiğim düşüncesini tam böyle belirten bir cümle. Ne diyor? Vicdanın kaynağını otoriteye olan inanç teşkil eder. Otorite ne burada? Tanrı ve din. Ki bu da insanın kalbinde duyduğu Tanrı'nın sesi değil, insana davranışlarını dikte ettiren başka insanların sesidir. Aslında bizim din diye bildiğimiz şeyler de tek tek bütün insanların, ailenin ya da toplumun bize dikte ettirdiği bilgilerdir. Gerçek bu mudur bilmiyoruz. Çünkü hiç kimse hayatının hiçbir evresinde hemen hemen kalkıp bu gerçeği aramaya çalışmaz. Toplum bize ne dikte ederse onu duyarız. Vicdan dediğimizde aslında bu biraz. Ama işte Nietzsche burada ona isyan ediyor bence. Yani vicdan diyor insanın kalbinde duyduğu Tanrı'nın sesi değil, insana davranışlarını dikte ettiren başka insanların sesidir. Burada da dikte ettirmek kelimesini kullanarak yine çevirmen çok iyi bir iş yapmış diye düşünüyorum. Evet. Şimdi çevirime bakalım. Conscience is sourced out of. Bu fiile de dikkat etmenizi rica ediyorum. Source out of ya da be sourced out of. Yani aktif ya da pasif olarak kullanabilirsiniz. Kaynaklanmak demektir. Conscience is sourced out of faith in or obedience to. İkisini de kullanabiliriz. Faith in authority. Burada faith'i öncelikli tercih etmemin sebebi Nietzsche'nin dinlere atıf yapması. Din deyince akla faith gelir çünkü. Faith in or obedience to authority, which in turn is not the voice of the God, the human hears in his heart, but the voice of other people dictating how he must act and behave. Yani insana nasıl hareket etmesini dikte eden aslında Tanrı, din ya da inanç ya da şu bu değil, başka insanlar. Evet, onun için doğduğumuz toplum son derece önemlidir. İçine doğduğumuz toplum hayatımızı belirler. Burada da biraz onu söylüyor. Yani Nietzsche'nin biraz da isyanı bu. Evet, burayla ilgili sorusu olan var mı? Ha, Tuğçe, senin cümlende sadece şuradaki human hearing demene takılmıştım. Orayı gördün, değil mi? Evet hocam gördüm. Tamam. Ona dikkat et kızım. Yani şimdi şu kalıp yani is not something but something kalıbını kurarken kalıbın her iki yönüne yani her iki cümleciğe de mutlaka aynı kalıpları, aynı tensleri ve aynı şeyleri, kelime gruplarını koymaya dikkat etmek lazım. Which in turn is not the voice of the God,
The human hears in his heart. Yani kalbinde işittiği Tanrı'nın sesi değildir aslında diyor. Başka insanların dikte eden, diktatör kelimesi buradan gelir biliyorsunuz. Dikte etmekten gelir. Aslında toplumlarda tek tek bireylerin diktatörüdür. Sonuç itibariyle baktığınızda bütün duygularını, düşüncelerini de içine doğduğumuz toplum belirliyor, değil mi?